Hasbinallah. Buraya koydum ben arabayı yahu. Nerede bu? Ne aranıyorsun Osman Bey? Hayırdır? Bir inat uğruna kaybolan yıllarını mı yoksa? Bırak Zevzekli'yi hanım. Araba yok yerinde, araba. Çalınmış mı yani? Her zamanki gibi buraya park etmiştim, yok işte. Çekmiş olmasınlar. Aman canım sen de ihtiyarlık işte, neyi nereye koyduğunu bilmiyor artık. Kim bilir nereye park etti. Deli etme beni be kadın, ben bunamadım daha. Buraya park ettim diyorum sana. Aman be, ne bağırıyorsun? Koydunsa koydun, git polise haber ver. Öyle mi? Evi nasıl olsa gözden çıkardın. Araba da yok. Dünya umurunda mı sanki senin? Bir başına bırakıyorsun bu 40 yıllık kocanı, hayat arkadaşını, öteki insanların arkasından gidiyorsun, öyle mi? Aynen öyle Osman Bey. Ne mal umurumda ne de mülk. Abim de sen de bu yaşınıza kadar para biriktireceğinize biraz insan biriktirebilseydiniz keşke. Yalnızsınız ikiniz de. Yalnız. Tabii ya. Abin. Ben bunu daha önce niye düşünemedim? Baktı seninle baş edemeyecek, şimdi de arabayı ortadan kaldırıverdi. Ben bunun hesabını ona sorarım. İkiniz de birbirinizin başını yersiniz inşallah. Ha, evet, işte mekan burası Afize teyze. Buyurun siz güzel güzel yerleşin. Burası çok fena kokuyor ya. Aslı, alın şunu. Efe'yle gidin Arap sabunu, çamaşır suyu falan alın. Başka türlü kalınmaz burada. Ne gerek var Afize teyze, bende var ya. Konuşma Efe, konuşma, dur. Canan, sen de git biraz su bul getir. Ben de yatakları havalandırayım. Çarşafları da yıkayıp sereriz. Ya anne, ben nerede su bulacağım burada ya? Senin yüzünden buradayız zaten Canan. Cevval ol biraz, açtırma benim ağzımı. Gel bacım, göstereyim ben sana yerini. İlkten ben getiririm, sonra sen kendin getirirsin, olur mu? Demek şu an otelde kalıyorsun. Gördük yerini, tebrik ederim. Tamam kızım, sus, anladık, uzatma ya. Asıl sen uzatma ya. Takke düştük her göründe Efe Bey. Ya sizde de kaldık, ne oldu? Sabah üstüme Osman amca ekşinmen gibi geldi, benim takkeyi düşürüyordu ya. Postu deldiriyorduk neredeyse, haberin var mı? Osman amca sabah seni gördü mü yani? Sus sus, çok feci oldu ya. Pamela'ya da çok ayıp ettik. Pamela kim ya? Ya Dallas'ta kötü olan kız yok mu Suel'in? Evet, Mine. Heh, meğer bizim kız Suel'in değil, Pamela'ymış. Efe, bulmaca gibi konuşuyorsun ya. Emin misin kızım? Zeyrek de dediğiniz değil mi? Evet ya. Oralarda bir işçen uyumuş neymiş. Öyle bir şey işte. Karışık el orası be abla. Ne işiniz var orada? Ah, bir bilsen evladım. Biz değil de asıl bizim yüzümüzden o kimsesizlerin ne işi var orada? Ya anneanne, bu bizim araba değil mi ya? Ay, gözüm de seçmiyor ki. Bir oku bakayım plakayı. 35. K.U. mu? Ha? K.U. 030. Evet o. Tövbe estağfurullah. Düpegündüz çalmışlar arabamızı. Evladım dön sen. Gözden kaçırmayalım bu arabayı. Ya anneanne, hani bizim için mamut önemli değildi. Hafize teyzelerin yanına gidiyorduk. Güzel kızım. Şimdi biz bu arabayı bulsak, dedene de Hafize hanımlar bulup ihbar etmişler desek, onları alıp eve götürsek ve işi tatlıya bağlasak fena mı olur? Yani anneanne, sen de az değilsin ha. Pes yani. Ben bu azgın adamı 40 yıldır nasıl idare ediyorum sanıyorsun? Pembe yalanlar olmadan erkekler idare edilmez kızım. Dön evladım. Talih kuşu ayağıma gelmiş benim. Bu da güzel oldu ve bu da dördüncü pişti. Kafamızı atar gibi oynuyorsun. Açma da, ayıp oluyor ama. Bu işler böyle. Sen de kağıt sayacaksın. Bak, bana geldi mi hiç affetmem, işine gelirse. Ben de affetmem. Ha, konuş konuş, nerede arabam? Merhaba Hafize teyze. Deniz. Bakın, beni görmek istemediğinizi biliyorum ama...
Olanları duydum. Çok üzüldüm. Ve eğer siz de izin verirseniz sizi almaya geldim. Almaya mı? Nereye almaya? Nereye olacak Hafize teyze? Benim evime. O iş olmaz Deniz, unut. Yani sana falan gelemeyiz. Bak Hafize teyze. Hazır buraya gelmişken seninle açık konuşacağım. Aslı ile benim artık neden eskisi gibi görüşmemizi istemediğinizi sanırım biliyorum. Biliyor musun? Ve sanırım siz de biliyorsunuz. Yoksa neden birdenbire görüşmemizi istemeyesiniz ki? Aman yarabbim, sakın annenle Aslı da biliyor deme bana. İkisine de nasıl söylerdim Hafize teyze? Sen bizi hala Uğur'la sokakta top peşinde koşturan çocuklar mı sanıyorsun? Aslı böyle bir şeyi nasıl kaldırabilirdi? Annem, hamile bir kadın böyle bir şeyi nasıl atlatabilir? Of Deniz, of. Nereden geldi bunlar başımıza? Yüzüme bak Hafize teyze. Senin kimseden utanmana gerek yok. Eğer burada utanması gereken biri varsa o da benim babam. Ve bugün burada yaşadıklarınızdan ben de kendimi sorumlu tutuyorum. O zaman beni daha iyi anlıyorsun değil mi Deniz? Neden Aslı ile görüşmenizi istemediğimi anlıyorsun değil mi? Neyse. Şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Hem yaşanan onca şeye rağmen unuttun mu? Sen benim ikinci annem sayılırsın. Gel bu oğlunu da dinle. Toparlanıp gidelim buradan. Anneciğim biz geldik. Deniz? Efe? Bir dakika abi. Gözünü seveyim bu acayip pozisyonu geçelim çünkü hakikaten sıktı yani. Ya Deniz olan... Sen nereden biliyorsun abi bizim burada olduğumuzu? Nasıl buldun burayı? Şey... Ne? Su işi tamam teyzem. Sen de hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. Ya kaçtır soracağım diyorum bir türlü soramadım. Sen geçen gün Aslı bacımla birlikte gelmiştin değil mi buraya? Ne?